Merhaba arkadaşlar. Bugün Collections Type'larda en son type'ımız olan V-Race'leri anlatacağım. V-Race'leri anlatacağım. Arkadaşlar, Associative Array'ler nasıldı? Associative Array'ler Race Resizable oldu. Değil mi arkadaşlar? Ve automatically extended'dı. Yani sürekli onun sayesinde extend etmem gerek yoktu. Nest table'larda nasıl arkadaşlar? Nest table'larda extend edilmeye ihtiyaç duyarlar. Yani need to be extended. Bu yüzden de ve bunlar aynı şekilde resize edilebilir ama yani şöyle bir şey. Resizable derken şöyle diyeyim. Bu atom yani kendisi zaten resize oluyor direkt bu arkadaşlar. Siz bunun için ayrı bir şey yapmanıza gerek yok. VRS'e nasıl arkadaşlar? VRS'e şöyle arkadaşlar. Need to be set length of array diyelim. Yani burada array'lerin length'ini ayırmak zorundasınız arkadaşlar. Yani bu string array'ler gibi düşünün. Array'ini tamlamalısınız, uzunluğunu tamlamalısınız. Ve daha az flexible'dır nest table'a göre arkadaşlar. Aslında nest table'a çok aynıdır. Ama daha az esnekliği, flexible'lığı var. Şöyle söyleyeyim. Aslında en iyisi associative array'lerdir ama database'de işlemler yapmak için falan nest table'lar daha çok kullanılıyor. Ama V-Race'lerin ben çok kullanıldığını görmedim açıkçası. Neyse örneklerimize geçelim. Declaration yapalım arkadaşlar. İki tane örnek yapacağım. Örneğin bir tane type oluşturuyorum. Is type diyorum. Type'ın name'i neydi arkadaşlar? Ha, V-Race'leri nasıl oluşturuyoruz ona bakalım. Type name is Beray değil mi arkadaşlar? Size is Beray of table element type. Bu kadar arkadaşlar. Buradaki size başta belirtmeniz gereken size olduğu için yazıyoruz. Type name is Beray of element type. Yani bu kadar basit. Type name'i gidiyorum mesela. Diyelim ki name Beray diyelim. Is type'ım Beray olsun. Name Beray olsun. Is Beray diyelim ki 50 olsun. En yani fazla of diyelim ki type'ın olsun. Varchar 2 ya da bir kolon alalım. M tablosundaki name'in type olsun. Şimdi bir arkadaşlar aynı nest table'lar gibi çalışıyor veriler. Yani onlar da başlangıçta tanım yapıldığında null oluyorlar. Ama initialize de edilme ihtiyaç duyarlar. Mesela bu da oluşturulduğunda when created it must be initialized diyelim. Burada variler de aynı şekilde when created it must be initialized ama associated array'ler no need to be initialized. Yani burada bunlar associative array'ler arkadaşlar. Initialize yani başlangıçta bir atamaya ihtiyaç duymazlar. Ama nest table'lar oluşturulduğunda null olduğu için bir constructor tanımlarsınız. Constructor'ınız boş olursa eğer empty bir table oluşturursanız aynı şekilde variable'ler de aynısı oluyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz geldiniz buraya. Dediniz ki mesela name dediniz. Data type'da name array diye bir şey oluşturdum. Tamam geldim buraya ben dedim ki böyle bir şey yazıyorum ben. Ben geldim ben begin buna. Geldim ben dedim ki
output nokta put line. Diyelim ki gelsin bana ename'in neyini versin mesela? Birini. Ya bakalım bunu veriyor yoksa hiç şey mi vermiyor? Ne yapıyor? Diyor ki reference to uninitialized collection diyor arkadaşlar. Yani siz bunu bu şekilde tanımlarken şu anda bu null. Uninitialized edilmemiş. Peki şöyle yapalım. Hala aynı hatayı verecek bakalım. Diyelim ki ben geldim. Dedim ki name array gelsin şöyle. Bir daha çalıştırıyorum. Dedi ki subscript beyond count diyor. Yani burada diyor ki hiçbir şey yok içinde bunun diyor. Yani diyor ki sen bir tamladın diyor ama diyor bunun içinde zaten hiçbir şey yok diyor şu anda. Şimdi ne yapalım diyor. Yani sen bir şey en azından tamla ki olsun diyor. Mesela diyelim ki Orkan yazıyorum. Bir daha çalışıyorum. Baktım ki çalıştı. İstedim verdi. Ama bunu yazmadığımda çalışmıyor. Neden? Çünkü bunu tamlamış görüyor arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu tamamlamış gördüğü için ve için boş görüyor aynı zamanda. Yani eski hatayı vermiyor. Mesela şunu sildiğinizde ne hatası veriyor? Bakın. Diyor ki uninitialized zaten edilmemiş diyor. Siz diyorsunuz yapıyorsunuz uninitialized. Sonra geliyorsunuz yazıyorsunuz. Pardon. Sonra geliyor yazıyorsunuz. Subscript beyond count diyor. Diyor ki bu burada yok ki birinci indeks diyor. Boş bunun içi. O yüzden bunu tamamlıyor. Gidiyorsunuz eleman tamamlıyorsunuz buraya. Geliyorsunuz diyelim Orkan diyorsunuz. Orkan Han Uygar itibar Ali. Şimdi geliyorum diyor mesela bana loop'a girsin. Neye kadar loop'a girsin arkadaşlar? For i bu implicit loop counter. Yani bu her seferinde içine girdiği buradaki sayaç belirtinin sayaç kadar girer arkadaşlar loop'a. Zaten bunu anlatmıştım. Sadece bir kez daha tekrarladım. Birden başlayacak arkadaşlar. Nereye kadar gidecek? Name'in array'imin count'u kadar değil mi arkadaşlar? Gelsin arkadaşlar. Gelsin bana burada ne yazsın? İyi yazsın. Değil mi arkadaşlar? Bakalım. Okuyalım. Ne diyor? Line 15'te diyor hata var diyor. Bakalım ne hatasıymış. Tabii ki hata var çünkü loop'u yazmadık arkadaşlar. End loop. Gelelim. Bakıyorum sonuca. Orkan, Vigor, Eğitibar, Ziya. Yani mesela de şey, arada fantezi şeyler de koyabilirim. Continue. Ben mesela diyelim ki case diyelim name i desin when length şöyle şöyle olsun olsun case bir dakika kitten de sen desin ki büyükse 5'ten ten isim çok uzun. Üçse çok kısa. Bir dakika. İsim kısa.
Şimdi arkadaşlar böyle buradan bir şey dönecek ama bunu bir değişken atarsak daha hoş olurdu. Vtex diyelim. Vtex parça 2. Gelsin arkadaşlar, Vtex'i burada atasın. Arada böyle eski yapıları da kullanmak istiyorum ki arkadaşlar unutmayın diye. End case'i de kapatıyorum. Sonra da geliyorum. İsim diyorum şuraya. İsim. Gelsin. Bunu yazdırsın. Uzunluk diyelim. Değil mi arkadaşlar? Uzunluk. Uzunluk. Uzunluğu. Uzunluğu da gelsin desin ki ve text. Arkadaşlar. Şimdi kodumuzu bir şimdi buraya geldik. Ne olacak arkadaşlar? Buraya geldi. Bakacak loop'a. Girecek. Yazdıracak. Loop bittiğinde de gelsin. Bana yazsın ki limit array'min nokta limit olsun. Limit olsun. Aynı şekilde arkadaşlar first, last, next burada da kullanılıyor. Başka hiçbir şey değişmiyor burada. Her şey aynı. Sadece mesela şunları yazalım. First, last diye gidelim. Gelsin. Count. Count. Çalıştıralım bakalım bir hata var mı? Yokmuş. İsim Orkan, uzunluğu isim çok kısa. Şöyle olsun. Orkan ve isim çok ismi çok kısa. Evet, tamam. Böyle olsun arkadaşlar. Orkan uzunluğu isim çok kısa. Etki uzunluğu çok kısa. Ziya uzunluğu çok kısa. Burada bir lojik hata olmuş. İsim kısa. İsim 3'ten büyükse. Şöyle yapalım. İsim 3 ise o zaman da kısa olsun. 4 ise diyelim. 4 ise, 5 ise, 6 ise de böyle olsun. İsim uzun, Orkan isim uzun. Gelsin, isim normal desin. Orkan ismi 6 uzun. Evet, arkadaş doğru oldu. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere limitler nasıl? Limit 50. Limit arkadaşlar başta anlamış olduğunuz bu array'in size'ı kadardır. Yani bu array'in içinde yalnız 50 aslında limitedir. Yani çıkabileceği maksimum size'dır. First de o elemanın ilk indeksidir. Yani bu first elemanın ilk item'ını vermez. Tam tersi indeksini verir. Last da son indeksini verir. Buradaki array'deki sizin yazmış olduğunuz 5 tane eleman var. O yüzden burada 5'i gördü. Geldi. Count da 5 arkadaşlar. Başka bir bunu kürsörle yapalım arkadaşlar. Kürsörü nasıl yapardık bunu? Gelelim şöyle bir kürsör tanımlayalım. Kürsör cemp. Kürsör cemp name diyelim. Kötü bir isim oldu. Name is select a name from amp diyelim. Aynı şekilde tayfımız böyle kalsın. Şunu da sileyim. Şöyle kalsın en iyisi. Arkadaşlar name veriler nested yapılar gibi extend edilmeye ihtiyaç duyarlar. Burada bu yüzden ne yapacaksınız?
Name'leri burada extend etmeniz gerekiyor. Burada loop'a kürsör kadar gireceğiz. Yani burada ne yapacağız şu anda? Kürsörün içinde her bir record için loop'a gireceğiz. Bu implisit olarak artır arkadaşlar kürsörün içinde. Yani buraya gelir. Şimdi arkadaşlar burada ve counter'ım da olması gerekiyor. Çünkü loop'un içine giriyorum ama ne kadar rack name kadar giriyorum. Yani item'ların indeksine ulaşmam için rev ve counter diye bir sayı sağlıyorum doğal olarak. Integer. Ve bunun size'ını da sıfırdan başlıyorum. Database'de indeksler birden başlar arkadaşlar. Nasıl olacak şimdi? Diyeceğiz ki burada rack name'in gname'ine ait. Her bir record. Onun içinde var, ename var. Rack name'in ename'ini alacağım. Yani ne yapacağım burada şimdi arkadaşlar? Ben table'ım ne? Ename. Ename'in yazıyorum. EC. EC pardon, alışkanlık. Ve counter diyorum. Eşittir diyorum. Gelsin buraya diyorum. Rack name'in ename'i. Şimdi arkadaşlar buraya gidip yazacaksınız ama ve counter şu anda burada 0. Sıfırı görmez arkadaşlar. Artırmanız lazım önce. Bir derseniz de olurdu. O yüzden burada artırıyoruz. Artı bir diyorum. Geldim buraya. Ne yaptım arkadaşlar? Artırdım. Bunu buraya verdim. Sonra da geldim şuraya. Ben burada ne yapıyorum artık? Enemler için sürekli dolduruyorum. Yazıyorum sonra da. Diyorum ki output nokta putline adı diyelim ve counter c adı ve counter'cı ad diyorum ki arkadaşlar gelsin buraya ne yapsın? Bunu buraya yazsın. Artık aslında bizim işimiz şu anda bu dakikadan sonra bitti. Biz isimleri almak istiyorduk. İsimleri de yazdırdık. Herhangi bir kontrol yapacaksak da mesela if veya case and diğer örnekteki gibi koyabiliriz. Önce şunu test edelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Hata verdi. Ne diyor? 13. satırda hata var diyor. Buraya işte koymayı unutmuşuz. Bakalım bir daha. Peki subscript beğeniyorsa neden arkadaşlar dedi? Çünkü burada biz name verileri ne dedim? Extend edilmeye ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar. Bireysler. Yani setini ayarladınız. Initialize ettiniz. Şu anda boş ama extend edilmeli. Yani need to be extended. Aynı şekilde nested tables'lar gibi çalışır. Sadece onlara göre daha az flexible olur bireysler. O yüzden de bunu extend etmeniz gerekiyordu her bir sayacını arttırdığınızda. Gelecektiniz ename nokta extend diyecektiniz. O yüzden de çalışacaktı bu sefer. Bakın. Birinci ad bu. İkinci ad bu. Üçüncü ad bu. Dördüncü ad bu. Beşinci ad bu. Tık 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 hepsi gitti arkadaşlar. Yazdırdı. Gördünüz mü? Bu şekilde bir tanımı ve kullanımı var. Yani veri arkadaşlar nested table'lar gibi çalışır. Associative array'ler gibi çalışmaz. Extend edilmeye ihtiyaç duyarlar. Mutlaka initialize etmeniz gerekir. Table'lar gibi. Ve table'lardan farklı olarak size'ını başta belirtmeniz gerekir. Ama nested table'larda ne kadar size olduğunu bilemezsiniz başlangıçta. Yani o nested table'lar size'e bir şey yok. Yani o tamamen tamamen table'a bağlı. O kadar loop'a girecek ve o kadar işlem yapacak. Bu şekilde arkadaşlar veri Collections'larda bir ders daha yapacağım. Ondan sonra da başka konulara geçeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.